Arkadaşlar merhaba. Türev serisinin 6. videosuyla tekrardan karşınızdayım. Tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. Konumuz türev yardımıyla fonksiyonlarda artan ve azalanlık. Şimdi burada birkaç tane madde var. Bir inceleyelim arkadaşlar. Bir f fonksiyonu için her a, b açık aralığından seçilen bir x için f'in türevinde x eğer sıfırdan büyükse bu f fonksiyonu arkadaşlar ab kapalı aralığında artandır diyoruz. Bakın x'i ab açık aralığından seçiyoruz. Ama sonrasında fx sıfırdan büyükse diyoruz ki kapalı aralıkta bu f artandır diyoruz. Tamam. İlk madde bu. Artan fonksiyonlarda x büyüdükçe y de büyür arkadaşlar. E buna bağlı olarak x küçüldükçe y de küçülür. Tamam. x büyüdükçe y büyüyorsa veya x küçüldükçe y büyüyorsa bu fonksiyon artandır diyebiliriz. Bu ikinciydi. Üçüncüye bakalım. Her x, ab b açık aralığından seçilen x için eğer ki türevi sıfırdan küçükse f fonksiyonu yine kapalı aralıkta azalandır diyoruz. Tamam mı? Azalan fonksiyonlarda x büyüdükçe y azalır veya küçülür. x küçüldükçe y büyür diyebiliriz. Yani birincisinde x ile y arasında doğru orantılı, ikincisinde x ile y arasında ters orantılı bir durum söz konusudur diyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer madde şunu da hallettik. Şuna bakalım arkadaşlar. F fonksiyonu bakın iki tane grafik var. İyi dinleyin bunları. F fonksiyonu AB açık aralığında artansa teta 90 dereceden küçüktür demişiz. Bu teta herhangi bir seçilen bir noktadan çizilen teğetin x ekseniyle yaptığı açı arkadaşlar. Tamam. Buradaki teta da aynı teta. Gene AB b açı karalığından seçilen herhangi bir x'in x'ten çekilen teğetin x 80 ile yaptığı açı. Ama şimdi şuradaki teta'ya baktığımız zaman arkadaşlar 90 dereceden büyük demiş ya aslında bu teta'yı şuraya çizsek daha güzel olur. Tamam yani şunu görmezden gelelim. Teta şurası olsun. 90 dereceden büyüktür diyor yani geniş açı. Burada da dar açı. Dar arkadaşlar fonksiyon artan olmak zorunda. Neden? Çünkü türevi sıfırdan büyük olmak zorunda. Eğimi sıfırdan büyük olanlar artandır diyebiliriz. Gene eğimi sıfırdan küçük veya f'in türevi sıfırdan küçük olan fonksiyonlarda ne olacakmış arkadaşlar? Azalan olacakmış. Çünkü çünkü bunların da tanjantı yine ne olmak zorunda? Negatif bölgede olduğu için açı. Tanjant için negatif bölgede olduğu için. Ee, ne diyeceğiz arkadaşlar? Da, geniş açılarda tanjant sıfırdan küçük olduğu için eğim sıfırdan küçüktür ve buna bağlı olarak da azalandır diyebiliriz. Anlaştık mı? Yani eğim sıfırdan büyükse artan sıfırdan küçükse azalandır diyeceğiz. Örnek 15. Diyor ki bize. F artansa hangileri doğrudur? F fonksiyonu artan bir fonksiyonsa hangileri büyüktür? F artan fonksiyonu fonksiyonsa arkadaşlar. X büyüdükçe y de büyüyecekti, X küçüldükçe y de küçülecekti. Dolayısıyla f5 f4'ten yani 5 4'ten büyükse f5'in de f4'ten büyük olması bu fonksiyonun artan olduğunu göstergesidir. Eksi 2 f eksi 2 f 0'dan küçüktür demiş. Eksi 2 0'dan küçük olduğuna göre F0, f 0 f eksi 2'den büyüktür. Bu da doğru arkadaşlar. F'in türevinde eksi 4 0'dan büyüktür demiş. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? F fonksiyonu artan. Eksi 4 sıfırdan büyüktür diyebiliriz o halde değil mi? F'in türevinde eksi 4. Çünkü bu fonksiyonun türevi sıfırdan büyük olması lazım ki artan olsun. F'in türevinde 7 sıfırdan küçüktür demiş arkadaşlar. İşte yanlış olan ifade bu. Neden? Çünkü e, bunun türevi her noktada ne olmak zorunda? Sıfırdan büyük olmak zorunda dedik ki biz fonksiyon artan olsun. Ama burada ne demiş? F'in türevinde 7 sıfırdan küçüktür. Dolayısıyla cevabımız neymiş? 1, 2 ve 3'müş. Devam edelim sevgili arkadaşlar. 16. sorumuzda demiş ki bize gx mn açık aralığında negatif tanımlı bakın bunlar önemli. Negatif tanımlı ve artan bir fonksiyon. Doğru mu? m-7 çarpı g kare x fonksiyonunun mn aralığında artan olması için m kaç farklı doğal sayı değeri alabilir diye sormuş. Hemen artanlıktan azalanlıktan bahsettiği zaman arkadaşlar bize verilen fonksiyonun türevini alıyorsunuz. Bizim fonksiyonumuzun türevi m-7 çarpı 2 çarpı gx, g türevi x ya da gx diyelim fark etmez. Önce birincisini yapalım sonra ikincisini yapalım. 2 çarpı gx çarpı g türevi x diyelim. Tamam mı? Şimdi g fonksiyonu neydi arkadaşlar? Artan mıydı? g fonksiyonu artansa türevi pozitiftir. Doğru mu yanlış mı? Tabii ki doğru. Değil mi? Türevi artan. Artı pozitif tanımlı. Pekala. Yani fonksiyon nasıl arkadaşlar negatif tanımlı. Yani e, bu fonksiyon hep negatif değerler almış. Dolayısıyla şu kısım negatiftir. 2 zaten pozitif bir sayı. Şimdi bunun ne olması lazım? Artan olması için diyor değil mi? Artan olması için ne gerekiyor arkadaşlar? sıfırdan büyük veya eşit olması gerekiyor bu türevin. Tamam mı? E şimdi sıfırdan büyük diyelim arkadaşlar. Özür dileriz. sıfırdan büyük olması gerekiyor dedik ya. Peki şimdi türev x artı iken bu eksi iken çarpımları ne olur arkadaşlar? Eksi. E burası artıydı artı ile eksinin çarpımı yine eksi olacak. Değil mi? E şimdi şuraya bakalım. M eksi 7. M eksi 7 ne olmalı ki arkadaşlar? Eksi ile çarpıldığı zaman pozitif olsun. Eksi olmalı. Dolayısıyla birazcık aşağı indirelim. Dolayısıyla arkadaşlar M eksi 7'nin olması lazımmış? Sıfırdan küçük. Yani M'nin 7'den küçük olması gerekmiş. Kaç farklı doğal sayı değeri alabilir diye sormuş. Doğal sayıları da biliyorsunuz sıfırdan başlıyorlardı. Sıfırı, biri, ikiyi, üçü, dördü, beşi ve altıyı alabilir. Yani toplamda yedi tane farklı doğal sayı değeri alabilir. Yediyi dahil etmedik sevgili gençler. Örnek 17 fx eşittir 2x küp eksi 3x kare eksi 36x artı bir fonksiyonunun artan olduğu en geniş aralığı bulunuz demiş. Hemen türevinden bahsettiğini anlıyoruz. F türev x'i bulalım arkadaşlar. 6x2 6x kare eksi 6x eksi 36 hatta bundan sonra tablosunu çizeceğim diye. Yani bunun sıfırdan büyük olmasını gerektiğini biliyoruz ya. Çünkü artan istemiş bizden. Nasıl olsa tablosunu çizeceğiz diye 6'ya bölebiliriz. X2 x kare eksi x eksi 6 büyüktür sıfır. Burada x'e x burayı da eksi 3'e artı 2 diye parçaladıktan sonra bunun köklerinin aslında bu denklemin köklerinin e, eksi 2 ile artı 3 olması gerektiğini bulduk. Şimdi tablo çizme sırası. Tabloyu şu şekilde çizebiliriz arkadaşlar. Şimdi tabii ki fonksiyonda şu değerleri almayacağız. Bakın büyüktür 0 demiş. Neyle, başlam neyle başlayacağız? Artı ile çünkü x karenin katsayısı artı artı eksi artı dedik. Bizden hangi aralıkları istemiş arkadaşlar? Şu aralık ve şu aralık. Şimdi burada durmamız gereken bir yer var. Normal şartlar altında eksi sonsuzdan eksi 2'ye değil mi? Sonrasında da 3'ten sonsuza diyeceğiz. Peki şunlar zaten açık aralık olacak. Araya da bir birleşim koyacağız ama şuradaki işaretler ne olacak? Bakın şurada bir ifademiz vardı bizim en başta. Demiştik ki arkadaşlar a ile b açık aralığından seçtiğim bir x için fonksiyonun türevi sıfırdan büyükse eğer kapalı aralıkta artandır diyorduk değil mi? Kapalı aralıkta artandır. Dolayısıyla ben şuraları kapalı aralık seçeceğim ve bu aralıkta bu fonksiyon artandır. Artan olduğu en geniş aralığı bulunuz demişti. Bu aralıkta fonksiyon artandır diyebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Devam edelim sevgili gençler. 18. sorumuzda. F fonksiyonu reel sayılardan 3'ü çıkarmış. Bu aralıktan reel sayılara tanımlı bir fonksiyon. Bu fonksiyonun artan olması için m hangi aralıkta olmalıdır diye soruyor öncelikle. Şimdi sevgili gençler şu şekilde diyeceğiz. Öncelikle bu fonksiyonun türevini bir yazalım. Türevini yazarken de şu basit kuralımızı uygulayalım. Eksi 3m. Tamam. Şurada da 1 çarpanı var biliyorsun. Eksi m eksi 1 bölü x eksi 3'ün parantez karesi. Pekala f türev x ne oldu arkadaşlar? Eksi 4m artı 1 bölü x eksi 3'ün karesi dedik. Peki bunun ne olması lazımmış? Artan. Yani artan olması için sıfırdan büyük olması gerekiyor. Şimdi alt taraf zaten pozitif olduğu için sıfırda olamayacağından üst tarafın ne olması lazım? Eksi 4m artı 1'in arkadaşlar sıfırdan büyük olması lazım. Dolayısıyla eksi 4m büyüktür. Eksi 1. Buradan 4m'in 1'den daha küçük olması gerektiğini buluyoruz. Eksiyle çarptık ifadeyi. Ve sonrasında da m 1 bölü 4'ten küçüktür diyebiliriz. M hangi aralıkta olmalıdır diye soruyordu. 1/4'ten küçük olmalı diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Devam edelim örnek 19'da. Şimdi 19. örnekte x sıfırla sonsuz aralığında yani pozitif. x'le yani seçeceğimiz x'ler ne olacakmış? Pozitif olacak. Olmak üzere f(x) bu aralıkta pozitif değerli. f(x) pozitif değerli ve azalan bir fonksiyonsa hangi e, fonksiyonların aynı aralıkta artan ya da azalan olduklarını bulunuz demiş. Aynı aralıkta demesi de önemli. Şimdi Birinci fonksiyonumuz olan f kare eksi inceleyelim. 1 için işlem yapıyoruz. Tamam. f kare eksi'nin türevini alalım arkadaşlar. 2 çarpı fx çarpı f türev x. Doğru mudur? Şimdi yukarı doğru çıkalım. Ne demişti? Bu fonksiyon, bu fonksiyon pozitif değerliydi. Pozitif değerli olduğu için burası pozitiftir. Ve fonksiyon azalan olduğu için bu da eksidir. 2 de pozitif bir sayı olduğuna göre bu sayıların da çarpımı negatif olduğu için Arkadaşlar birinci fonksiyonumuz azalan diyebiliriz. Bu bir. İkinci fonksiyonumuz için aynı işlemleri yapalım. Türevini alacağız arkadaşlar. 2x eksi f türev x. Peki fx azalan olduğu için f türev x negatiftir. Azalan dediği için burası negatiftir. x dediğimiz sayılarda sıfırla sonsuz aralığında seçildiği için burası da pozitiftir artıdan negatif sayı yani pozitif sayıdan negatif bir sayıyı çıkarıyoruz. Çıkardığımız için bu fonksiyon daima bu, bu ifade daima sıfırdan büyüktür. İkinci fonksiyonun, ikide verilen fonksiyonun türevi daima sıfırdan büyük geldiğine göre bu da artandır diyebiliriz. Şimdi geçelim üçüncü fonksiyonumuza. Üçüncü fonksiyonda ise arkadaşlar şu şekilde diyelim çarpımın türevini alacağız. X'in türevi 1 zaten. 1 çarpı fx e, e, artı X'in kendisi çarpı f türev x diyeceğiz. Peki fonksiyon azalan olduğu için şu kısım nedir arkadaşlar? Negatif. X'ler pozitif değerliydi. E, fonksiyon da zaten pozitif değerliydi. Burası da artı. Şimdi e, yukarı doğru çıkalım bir bakalım. Pozitif değerlemişti. X'ler pozitifti. F türev x azalan olduğu için bu şekilde dedik. Ve fonksiyonumuz şuydu değil mi? Pekala. Şimdi arkadaşlar bir inceleyelim. Fx zaten pozitifti şurası. Şurası ne yapar? Negatif. Negatifle pozitifin toplamı hakkında bir yorum yapabilir miyim? Yorum yapamam. Dolayısıyla burada artan veya azalanlıktan bahsedilemez. Tamam daima artandır veya daima azalandır diyemeyiz sevgili arkadaşlar. Dördüncü fonksiyonumuza bakalım. 1 bölü fx. Ben bu dördüncü fonksiyonu normal şartlar altında f, üzeri, f üzeri eksi 1x diye yazarım. Eksi f eksi 2 üzeri yani eksi f üzeri eksi 2x diyebiliriz bu fonksiyonun türevine çarpı bir de f türev x diyeceğiz. Doğru mu? Bunu da yazmayı unutmayacağız tabii ki. E peki hala. Şimdi şuna bakalım. F türev x neydi arkadaşlar? Negatifti. Fx pozitifti. Karesini almışız zaten. Pozitif oldu. Bir de bunun başında ne var? Eksi var. Eksi ile artını çarpma eksi. Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için sıfırdan büyük olduğu için bu fonksiyona ne diyeceğiz? Artan bir fonksiyondur diyeceğiz. Sevgili arkadaşlar, bu tarz soruların çözümlerini hep bu şekilde yapmamız gerekiyor aklınızda bulunsun. Evet geçelim bir üstteki sorumuza. Sorudan önce bir unutma kısmımız varmış arkadaşlar. Her x reel sayısı için ax kare artı bx artı c ikinci dereceden fonksiyonunun sıfırdan büyük eşit, büyük veya eşit olabilmesi için e, a'sının sıfırdan büyük yani kolların yukarı doğru ve deltasının sıfırdan küçük veya eşit olması gerekiyor. Ee, ikinci ifadede de aynı ifadenin sıfırdan küçük veya eşit olabilmesi için de kolların aşağı doğru yani a'nın sıfırdan küçük delta'nın da yine sıfırdan küçük veya eşit olması gerekiyor diyeceğiz örnek 20'ye bakalım diyor ki fx fonksiyonunu vermiş bize bu fx fonksiyonu daima azalan olabilmesi için yani daima sıfırdan büyük olabilmesi için diyor değil mi ee, da pardon türevinin daima sıfırdan küçük veya eşit olması için diyor f türev x sıfırdan küçük veya eşittir olması için m'nin değer aralığı ne olmalıdır? Öncelikle türevini bulalım arkadaşlar. F türev x ne olur? 3mx kare artı 12x eksi 2. Bunun e, ne olmasını istiyor? Daima azalan. Yani türevinin sıfırdan küçük veya eşit olmasını istiyor. Türevi sıfırdan küçük veya eşitse 3m'nin ne olması lazım arkadaşlar? Sıfırdan küçük olması lazım. Demek ki m sıfırdan ...küçük olacak. M negatif olacak. %100 ve deltasının da sıfırdan... ...küçük veya eşit olması gerekiyor. Delta dediğimiz arkadaşlar... ...144 eksi... ...4 çarpı 3M çarpı... ...eksi 2'nin sıfırdan küçük veya eşit... ...olabilmesi için... ...144 eksi... ...bakın şurası 12M yapar. Eksi 2 ile çarparsak... ...eksi 24M. Bir de başında eksi var. Artı 24M sıfırdan... ...küçük veya eşittir. Buradan 24M küçük veya eşittir. Eksi 144... Tamam. M küçük veya eşittir. Eksi 6 diyebiliriz. Demek ki M değeri neymiş arkadaşlar? Sıfırdan küçük veya eşit olması gerekiyordu. E burada neydi? Sıfırdan küçük diyordu. Sıfırdan küçük her reel sayı eksi 6'dan küçük veya eşittir diyemediğimiz için demek ki kesinlikle ama kesinlikle M'nin eksi 6'dan küçük veya eşit olması gerekiyormuş sevgili arkadaşlar. Yine bir uyarı daha bir grafik vermişiz. Bazı bölgelerde mesela A bölgesinde bu fonksiyonun grafiği pozitif değerliymiş. B bölgesinde negatif ve C bölgesinde tekrar pozitif ve bu fonksiyon f'in türevinin grafiği. Tamam. Sınavla esnasında falan da arkadaşlar bakın bu f'in türevi olduğu pek görülmez. Sorulardaki açıklamaları da pek okumadığımız için f'in türevinde x diye yazarlar buraya. Sen bunu bu şekilde İster şöyle etrafına çiçek, çiçek çiz unutmamak için. ister işte yıldız koy. ister bir şey yap. Tamam kare koy. işte kat bir şey yap. Mutlaka ama mutlaka bunu bu şekilde işaretle. Çünkü soruyu çözdükten sonra bunun aslında F'in şıklara bakarken yorum sorularında türev grafiği olduğunu unutursun. Tamam. Genelde yaşanılan bir olay. Bunu mutlaka uyarısını yap. Daha sonrasında unutma. A bölgesinde fonksiyonun türevi sıfırdan büyüktür. Yani F artandır. Türevin grafiğini yorumluyoruz şu an. B bölgesi için fonksiyon x ekseninin altında kaldığı için arkadaşlar türevi sıfırdan küçüktür yani f azalandır diyoruz. C bölgesi için de fonksiyonun türevi sıfırdan büyükse f artandır. Bakın buradakiler f için yorum buradakiler f'in türevinin yorumları. Tamam bunu da unutma f artandır diyebiliriz. 21. sorumuza baktığımız zaman ise bakın türevinin grafiği verilmiş hemen unutmamak adına şu şekilde bir işaret koyalım. Diyor ki bize hangileri doğrudur diye bir soru. Evet hangileri doğrudur diye bir soru. Ve yorumlamamızı istiyor. Yorumlayalım. F eksi sonsuzdan eksi 3 aralığında artandır demiş. Şimdi eksi sonsuz ne taraf? Şu taraftan geliyor değil mi? Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar fonksiyon artan. Yani bu aralıkta fonksiyon hep pozitif değerlerde kalmıştır diyor. Evet doğru. Tamam. Neden? F'in türevini yorumluyoruz çünkü. F eksi 2. F birden büyüktür. Eksi 2 nerede arkadaşlar? Eksi 2 şurada. 1 nerede? O da burada. Eksi 2 e, birden büyüktür demiş. Bir kere fonksiyon burada azalan. Tamam bu, bu değerler aralığında azalan. Azalan olduğu için de eksi 2 birden büyükken f eksi 2 eksi 2 birden küçükken f eksi 2 de f birden daha büyük olması beklenir. Dolayısıyla bu da doğru. Devam edelim 3. öncülümüzde. f eksi 1 ile 3 bölü 2 aralığında azalandır demiş. Eksi 1 de 3 bölü 2 de şurada gösterelim arkadaşlar. E, eksi 1 şurada. 3 bölü 2 de burada olsun. Tamam. Fonksiyon burada neydi arkadaşlar? Azalandı. Eksi 1 ile 3 bölü 2 aralığında da azalandır o zaman. Bu da doğru. F5 F6'dan büyüktür demiş. Arkadaşlar 5 burada. 6 da burada olsun. Fonksiyon bu aralıkta artandır. Artan bir fonksiyonda da 5 ile 6 için F6'nın F6'nın F5'ten daha büyük olmasını beklersin. Ee, burada da zaten neyi vermiş bize? F5 F6'dan pardon özür dilerim. F6'nın F5'ten. Az önce kurduğum cümle doğruydu sanırım ama öncülü okurken bir hata yaptım. F6 f 6 f 5ten büyük olmasını beklersin ama burada F5 F6'dan büyük demiş. Demek ki arkadaşlar öncülümüz yanlış. Doğru cevabın 1, 2 ve 3 olması gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Örnek 22. Şekildeki f fonksiyonuna göre x çarpı f türevi x sıfırdan büyük veya eşit sıfırdan büyük veya eşit eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı sorulmuş fx fonksiyonunun grafiğiymiş arkadaşlar bu. Rahat olabiliriz. Öncelikle şuradaki fonksiyonun kökü x'in kökü sıfırdır. f türev x'in köklerini bulacağız biz. f türev x'in köklerini bulabilmek için e, fonksiyonu fonksiyona atılan teğetlerin sıfır olduğu, teğetlerin eğimlerinin 0 olduğu noktaları belirlememiz lazım. Birincisi burasıymış, ikincisi burası, üçüncüsü de şurasıdır. Tamam? Sonrasında ise sonrasında ise f türev x için yorumluyoruz ya biz bunu. Bakın. f türev x ve x için bir grafik çizmemiz gerekecek. Bu grafiği şu şekilde çizebiliriz arkadaşlar bakınız. Köklerimizi atalım. Köklerimiz neler arkadaşlar? Bir tanesi eksi -3, diğeri 0, diğeri de 2. Tamam? Fonksiyon türevinin 0 olduğu noktaları işaretledik. Şuradaki ikisinin de kökü 0 olduğu için onun için ekstra bir yer ayırmadım. Tamam. Sonrasında bu fonksiyonları ne yapacağız? Böleceğiz. Şu şekilde oluşturalım. Şimdi f türev x f-türev x neyle başlamış onu kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar öncelikle. f-türev için şu yorum yapabiliriz. Önce eksi 3 sonrasında 0'da sonrasında 2'de bir ekstremuma sahipmiş. Bunu bir sonraki konuda da belirteceğiz bunları. Yalnız 2 değeri için ne yapmış arkadaşlar şimdi f-türev Burada artanlıktan azalanlığa geçtiği için yani fonksiyonun şu noktadan atılan teğetleri negatif olduğu için eksiyle başlayacağız. Sonrasında artı. Sonrasında eksi ve sonrasında artı diyeceğiz. Tamam mı? Fonksiyonun bu aralıklarda kökleri mevcut. Sonrasında tabii bir de ne var arkadaşlar? Eşitlik olduğu için şurada. Bunların içlerinde dolduralım. Ve x'in kökü olan sıfır. Sıfırda doldurmamız gerekecek. x'ler sıfırdan büyükken ifade pozitiftir. Sıfırdan küçükken ifade negatiftir. Ve ben bunları çarpacağım. Eksi ile artının çarpımı eksi. Artı ile artının çarpımı artı. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Ve artı ile eksinin çarpımı eksi. Bizden istenilen aralık sıfırdan büyük veya eşit olduğu için biz şu aralığı alacağız. Tabi buradaki hangi sayıları da almamız gerekiyor arkadaşlar? Eksi 3'ü, 0'ı, 2'yi de almamız gerekiyor. X tam sayılarının toplamı demiş. Hemen şu şekilde bir toplama işlemine girişebiliriz. Neler varmış arkadaşlar bu aralıkta? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 var. Şunların hepsi de birbirini götüreceği için bu aradaki tam sayıların toplamı eksi 3'tür diyebiliriz sevgili gençler. Tamam mıyız? Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz olan 23. soruyla. Şimdi iki tane grafik vermiş. İyi dinleyin arkadaşlar soruyu. 0 a aralığında h1 eşit h1x eşittir gx bölü fx azalan fonksiyondur demiş. Şimdi 0 e, a aralığında yani şuraya kadar olan kısımda değil mi? Bak fonksiyonların ikisinde de şuraya kadar diyebiliriz. gx bölü fx azalandır demiş. Şimdi buna türevle yorum yapabildiğin gibi normal şartlarda da yorum yapabilirsin. Normal yorumumuzu yapalım biz. Çünkü e, kestirebildiklerinde bu yorumu, bu yorumu yapabilmen gerekiyor. Mesela gx bölü fx demiş. gx hangisiydi? İkinci fonksiyon. gx bu aralıkta azalan fonksiyon. fx de bu aralıkta artan bir fonksiyon doğru mu? Şimdi kesir olarak düşün bunu. Bir kesrin payını, pay kısmını küçültürsen kesir küçüdür. Paydasını büyütürsen kesir gene küçüdür. O halde bu fonksiyon h1x fonksiyonu azalandır. Tamam. Burada ne demiş? Azalandır demiş. Demek ki doğru demiş. Bir doğru. İkinciye bakalım. H2x eşittir fx çarpı gx. Hangi aralıkta? BC aralığında. Bu BC aralığı neresi arkadaşlar? Bakın şurası. Tamam. BC aralığı burası. Bu aralıkta çarpımlarından bahsetmiş. Birisi azalıyor, öteki artıyor. Hatta negatif olarak artıyor. Peki bunun yorumunu nasıl yapacağız? Gelin türevini alalım. H türev x. H 2 x'in türevini alacağız. Tamam mı aşağıda? Peki birincinin türevi f çarpı ikinci. Birincinin türevi f türev çarpı ikinci artı f çarpı ikincinin türevi dedik. Peki şimdi bunların pozitif mi negatif mi olduklarına bakalım arkadaşlar. Yukarı doğru kaydırdım. F için bakıyoruz. F birinci grafikti. F türev BC aralığında atılan teğetler x ekseniyle dar açı yaptığı için pozitiftir. G fonksiyonuna bakıyoruz. BC aralığında pozitif. Artı artı F fonksiyonu BC aralığında negatif. G türev. G türeve bakıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir noktasından BC aralığında seçilen herhangi bir noktadan atılan teğet x ekseninde geniş açı yaptığı için negatiftir. Artı çarpı artı pozitif. Eksi çarpı eksi pozitif. İki pozitifin toplamı pozitif ve sıfırdan büyük olduğu için fonksiyon bu aralıkta artandır. Evet doğru. Şimdi geçelim üçün yorumuna. CD aralığında. CD aralığı neresi oluyor arkadaşlar? Şu fonksiyonun şurasını bir temizleyelim artık. Bakın CD aralığında bu fonksiyonlar doğrusal. Bu doğrusal mı? Doğrusal. Bu da doğrusal. Doğru mu? İki tane doğrusal fonksiyon yani ax artı b ile cx artı d'den bahsedelim. Bunların toplamı nedir? A artı C x artı B artı D. Yani gene doğrusal bir fonksiyon mu oluşturuyor? Doğrusal fonksiyonların eğimleri her noktada aynı olduğu için 3'e de doğru diyebiliriz. 4'e bakalım. DE aralığında h4x f kare x eksi g kare x fonksiyonu azalandır demiş. Önce türevini alalım sonra yorumlayalım arkadaşlar. Şunun türevi nedir? 2 çarpı f çarpı f türev eksi 2 çarpı g çarpı g türevdir diğerinde türevi. Tamam. Şimdi yukarı çıkalım bir aralığa bakalım. Hangi aralıkta demişti bu arada? DE aralığında. DE aralığında yani şurada ve şurada. F negatif, G pozitif. F artan, G azalan. Tamam? Bakalım şimdi. E, F neydi arkadaşlar? Negatifti. F artan olduğu için türevi pozitiftir. Tamam? Sonrasında şuraya geçtik. G fonksiyonu neydi arkadaşlar? G fonksiyonu azalandı g fonksiyonu azalan olduğu için şurası negatif ve pozitif tanımlı olduğu için de burası pozitif olacak. Bakalım doğru yazdık mı? Bakın f bu bölgede negatif tanımlı. g pozitif tanımlı. f artan olduğu için f türev pozitif, f azalan olduğu için g türev negatif. Şu an doğru yaptık gibi görünüyor. Şimdi şurası nedir arkadaşlar? Eksi Şurası nedir arkadaşlar? Eksi başında ne var? Eksi 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 artı yapacak. Doğru mu? Eksi ile artının toplamı hakkında bir şey söyleyebilir miyiz? Sıfırdan büyüktür veya küçüktür diye bir şey söyleyemeyiz. Dolayısıyla kesinlikle doğrudur ifadesini karşılamıyor. Yani artan da olabilir. Azalan da olabilir. Hiç artmayan veya hiç azalmayan bir şey de olabilir. Dolayısıyla bu sırada yani bu konuda 4 ifadesini eleyeceğiz. Cevabımız neymiş arkadaşlar? 1, 2 ve 3'müş diyeceğiz. Evet 24. örneğe bakalım. Bu sefer ikinci türev hakkında bir yorum yapmamız isteniyor. İkinci türevden nereye geçiyormuşuz bakalım ifadelere. Hep birinci türeve. Şimdi eğer kafan karışıyorsa hocam ikinci türevden birinci türevden işte nasıl olduğunu nereden nereye geçiş yapacağımı bilemiyorum diye. Bak ikinci türev verilmişse ve birinci türev hakkında yorum yapmanı istiyorsa sen bunu f'in türevi gibi düşün. Bunu da f gibi düşün o zaman. Tamam mı? Yani çünkü bir türev geriye dönmüş oluyorsun. İkisinde de aynı şeyi yapmış oluyorsun. Tamam mı? F'in ikinci türevinde x hakkında yorumlar yapacağız. Hangileri doğrudur demiş. Bir kere F'in ikinci türevini şu kısımda artıymış buralarda eksiymiş. Yani fonksiyon fonksiyon dediğimiz F'in türevi artanlıktan azalanlığa geçmiş. Doğru mu? Bak, artanlıktan azalanlığa geçmiş. Burada ise burada negatif burada pozitif olduğu için azalanlıktan artanlığa geçmiş. Tamam mı? Anlaştık mı? Peki devam edelim. Şuradayız. F türev eksi 5. Eksi 5 nerede arkadaşlar? Bakın eksi 5 şurada bir yerde. Değil mi? Eksi 6 nerede? O da burada bir yerde. Peki ne demiş? F eksi 5 f eksi 6'dan daha büyüktür. Bir kere fonksiyon bu bölgede artan olduğu için evet f eksi 5 f eksi 6'dan daha büyüktür. Bu doğru. F türev x fonksiyonu eksi 4 ile 3 aralığında artandır. Eksi 4 şurada. Eksi 3 burada. F'in ikinci türevi burada negatif olduğu için arkadaşlar şu aralıkta negatif olduğundan. Ne demiş burada bak? Eksi 4 ile 3 aralığında artandır demiş. E, negatifize negatif ise azalan oluyordu. Demek ki bu ifade neymiş arkadaşlar? Yanlışmış. 6 ve 5 hakkında yorum yapmanız isteniyor. 6 burada olsun, 5 burada olsun. Tamam. F türevi 6, F türevi 5'ten daha küçüktür demiş. Burada fonksiyon artan olduğu için, F'in türevi artan olduğu için arkadaşlar, al, F, al, F türev 6'nın F türev 5'ten daha büyük olmasını bekleriz. Ama burada tam tersini söylemiş. Demek ki bu da yanlış. Cevabımız neymiş sevgili gençler? yalnız birmiş diyebiliriz. Evet aşağıda ekstremum nokta diye bir başlık var. Arkadaşlar bu başta bir diğer videoda geçeceğiz. Tamam uzun soluklu bir video olabilir. Bir diğer videoda geçeceğiz. Beşinci pardon altıncı videonun sonunda burada kestik arkadaşlar haberiniz olsun. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayınız sevgili gençler.